Değerli takipçilerimiz, herkese merhabalar. Bandırma BESI Ar-Ge merkezimizdeyiz. İsmet hocamla beraberiz. Ve yine daha önce başlatmış olduğumuz bir denemeyle karşınızdayız. Buzağlarda yaptığımız bir denemeydi. Seçmeli TMR, seçmeli besleme modeli diyeyim ben basitçe. Bunu daha önce açılış videosunu çekmiştik. O zaman başlayacağız. Ve bu Planlama şekilde aşamasındaydı. olacak diye konuşmuştuk. Başladık hayırlısıyla. Devamını sizden alalım hocam. Tamam, biz deneye başlayalı bir ay oldu. Bugün ayın 23'ü, 23 Ekim, 23 Eylül gibi başlamışız. Tabii o zamanlar bu hayvanlar biraz buzağa sayılıyordu ama şu an artık biraz buzağlıktan Dana çıkmaya moduna girmeye başladılar. Evet, başladılar. o moda girmeye başladılar. Veya genç erkek diyelim onu, hani daha böyle bilimsel olsun. Dana da deniyor da. Buradaki deneyimiz yıllardır hani konuştuğumuz bir konu var. Bizim de zaman zaman önerdiğimiz hayvanlara serbest seçimde kesif yem, yani besi yemi, konsantre yem ve kaba yemi ayrı ayrı veriyor. Serbest seçmiyorlar. Hayvan gün içerisinde isteyen kesif yem yiyor, besi yemini. İsteyen de gidiyor, yemliğin diğer tarafında yer alan kaba yem karmasını yiyor. Birinci grubumuz bu. Diğer grubumuz da bu kesif yemle kaba yem karmasının karıştırılmasıyla oluşturmuş bir grup. Tabii ilk başta deney başlayınca kaba yemle kesif yemi karıştırarak vermek daha iyi değil mi? Evet, kesinlikle işçilik açısından daha iyi. Bu hani şu anki yaptığımız deneyde kaba yemin ve kesif yemin ayrı ayrı verilmesi işçilik açısından, hele hele böyle bir işletmede kolay bir şey değil. Çünkü ayrı ayrı dökülüyor. İki kere makine geliyor. Yani zorluğu bu. Çok zor değil ama iki defa Zamansal makine iş geliyor. yükü Yani getiriyor. iş yükü getiriyor. Yani makine iki defa geliyor. TMR dediğiniz toplam karmarasyon karıştırma makinesi geliyor. Önce kaba yem döküyor yemliğin bir tarafına. Onu bitiriyor, sonra geliyor, kesif yem döküyor. Halbuki umut bir seferde girip geçebilir. Bizim tabii amacımız böyle bir şeye değer mi, değmez mi? Besi performansı ne oluyor? Yemden yararlanma ne oluyor? Ona bak. Bu işle değecek bir sonuç çıkarsa sistemi değiştireceğiz ve ayrı ayrı vermeye başlayacağız. Atıyorum, nedir buna değecek işler? Günde 150 gram fazladan canlı ağırlık kazanıyorsan, aynı rasyon tüketiminde bu işe değer. Ama böyle 10 gram, 20 gram gibi minimal değişiklikler varsa diyeceğiz ki bu deney sonuçlarına bakarak yetiştiricilere karma verin. Çünkü bu modelleri biz Türkiye'de iki türlü de görüyoruz. Yarısını böyle görüyoruz, neredeyse yarısını da karma olarak görüyoruz. Bunu da bir hani aydınlatma olsun diye. Çok hani bilimsel yönü işte çok böyle bilinmeyecek ultrasonik bir çalışma değil ama bir realite var yani. O realiteyi çözmeye çalışıyor. Sahada yine tekrarlı görüyoruz. Hep muhabbeti oluyor E ama tabi, net bir tabi. cevabı yok. Yani herkesin kendi Aynen beslemesine öyle. göre doğru. Doğru. Yani. Ben de böyle memnunum. Öteki ben de böyle memnunum. O konuda bir çalışma yapıyoruz. Bir sağlama yapıyoruz aslında diyelim. Sağlamak. Evet. Peki hocam, daha şimdi tabii bir ay olduğu için gözle görülür bir farkındalık var ama bu gramsal olarak tabii ölçemiyoruz o kadar detaylı. Tabii. Birisi başlangıç tartımları yapıldı. Kısmet olursa 5-10 gün içerisinde ikinci tartımları yapacağız. Yani arada yaklaşık deney başladı böylece 40 gün falan olunca aradaki fark bize az çok bir şey verecek. Ama deney sonucunu görmek lazım. Çünkü bu hayvanlar deneyin sonlarına doğru kesif yem tüketimleri de iyice artacağı için işkembe pH'larında bazı belki sorunlar çıkar. Ona bağlı performans düşüklükleri olabilir. Yani şu an biz hiçbir şey diyemeyiz. Anladım. Belki ilk başta iyi gider, sonra tersi dönebilir. İki grup aynı gidebilir. Şu an herhangi bir öngörüm yok benim şahsen. Hatırlatmak için bir daha üzerinden geçelim hocam. Kaç grupta yapıyoruz, kaç hayvanda yapıyoruz ve zaman Yine planlaması? iki ana grubumuz var. İki ana grubun altında da her zaman olduğu gibi 8'er alt grup var. Biz buna çok dikkat ediyoruz. Zaman planlaması, bu hayvanlar şu an gördüğümüz kadarıyla yaklaşık hani 280-300 kilo bandırlar. Demek ki 600 kilo canlı ağırlıkla keseceğimizi düşünürsek ki bu işletmede Holstein'lardan aldığımız, ki burada hayvanlar ağırlıklı Holstein. Arada Simmental veya Melezler de var, onu söyleyeyim. Yani yetiştiriciler bazen çok dikkatli oluyorlar. Yok diyor, ben diyor arkadan gördüm. O yüzden Doğru, onu da haklısınız hocam. düzeltme yapayım. Şu anki planlamamız kesim olgunluğu yaklaşık 650-700 kilo canlı ağırlık hesaplıyor Holstein için. Demek ki şu an 300 kilo olduğunu varsayarsak daha hayvandan alması gereken canlı ağırlık olarak 400-450 kilo daha var. Günlük buradaki hayvanlar, ben daha önceki yıllardaki çalışmalardan biliyorum, 1,4 kilo alıyor. Yani 1400 gram alıyorlar günlük Holstein'da veya ona yakın kırmalar veya melezler. 1400 gram bir hayvanda 30 günde besin ortalaması bu arada aylık değil. Yaklaşık 42 kilo ayda alıyor. 10 ayda 450 kilo alıyor. 450. O zaman demek ki daha 9 ayı var. Daha var. Aşağı yukarı. Evet. Uzun soluklu Uzun soluklu bir proje çalışma. olacak aynı Ha, şu şekilde. olabilir. Belki besin sonlarına göre doğru az çok anlaşılmış olabilir. Biz anladık, ikna olduk. Yeter deney diyebiliriz. Çünkü her deney buraya da bir iş yükü getiriyor. Deney amaçlı olarak özel hazırlık yapıyor, özel dikkat oluyor. Az önce gördüm. Evet. Tabii Diğer tabii. Yani denemelerde padoklara ayrılıyor, duruyor. hayvan Evet, tabii. gruplamaları ayrılıyor, Tabii, yemler tabii. ayrılıyor. Tabii bunlar da Dediğiniz işi gibi götürüyor. ciddi. Ama ben bu vesileyle bu işletmede çalışan, buranın başta müdürü olmak üzere Ertan Bey, doktora öğrencim,
Çağdaş Fidan'a, yine buranın çalışanı, yemlemeyi yapan arkadaşlar, tüm çalışanlara ama en başta da bu imkanı sağlayan Ömer Matlı yönetimle, Matlı Holding'e bilimsel çalışmalara katkı sağladıkları için çok ama çok teşekkür ediyorum bir bilim insanı olarak. Biz de kendilerine, sizlerinize de teşekkür ediyoruz. Evet. O zaman 10 gün sonra tartımlarda görüşeceğiz. 10 gün sonra tartımlar yapılsın, tartım sonuçlarını tartışalım. Aynen. Çok iyi. Tartım yapalım, peşine masaya oturalım, evet, hesabı çıkartalım. Bir hesap çıkartalım. Dediğiniz gibi zaten o yıllardır sizin vermiş olduğunuz bir deney bilgisi sizde mevcut. Siz oradan az çok benim için bir rahatlatıcı birkaç bilgi paylaşırsınız diye tahmin ediyorum. Tamam. Tekrar teşekkür ediyorum. Biz rica ederiz. Sağlık.